Merhaba arkadaşlar. İlk başta size drone'umun tanıtımını yapayım. DJI Mavic Mini. Ben bu drone'u hepsi buradan da satın aldım. 3500 TL'ydi. Şu anki fiyatı 5800-6000'e yanaşmıştır. Bu drone combo paketi aldım. Yani tabii bir bataryası oluyor. İki tane yedek geliyor. Sadece bataryalarına kalmıyor. Bunlar düğmeleri, çubukları. İkişer tane geliyor. İkişer tane geliyor. Yani bayağı bir yedek parçası var. 8 tane falan da pervanelerinden yedek geldi diye biliyorum ama bu drone 30 dakika diyorlar da ben bunu bilerek ev ortamında uçurduğum için tabi evde rüzgar olmaz. Üstüne bunu ben yapıştırdım. Kumandadan çıktı neyse. Ev ortamında uçurdum ben bunu. 30 dakika değil 28,5 dakika havada kalıyor. Bu drone menzili 4 kilometre diyorlardı. Bu drone herhalde güncelleme falan gelmiş. 5 kilometre gidiyor. Tabii ben şimdiye kadar gittim. 320-330 metre falan gittim. Sınırı yok diyor. Bir de kumandada böyle bir ayar var. Sınırı yok diye bir ayar gelmiş. 3 kilometre yukarı çıkıyormuştu. Tabii ben hiçbir zaman 3 kilometre yukarı çıkmadım. Yükseklik korkum var zaten. En fazla 50-60 metre falan çıktım. 3 kilometre yukarı diyorlar da ben bunu 500 olarak gördüm. Belki yasal düzenleme falan geldiği için 500 metre indirmişlerdir yukarı çıkışının. Bir bataryası 80 dakikada şarj oluyor. Yani 3 bataryası neredeyse 240 dakikada şarj oluyor. Hızlı şarj gibi bir şey. Ya bunları nasıl şarj oluyor? Şu combo şeyi şarj ediyor işte bunlardan. Girişi bunun 2 amper ya bunun girişi. Kumandan da girişi 2 amper. Kumanda da zaten 2-2,5 saatte falan şarj oluyor. Kumandanın bataryasına bakalım bunun bir. Pili ne kadarmış? Üstünde yazıyor zaten okuyabilirsiniz de. 3,6 volt, 2600 mAh. 5 volta 2 amper batarya giriyor. Tamam, güzel. Şimdi buna bakıyoruz. Bunun da girişinden yazıyor zaten. Nerede yazıyor ya bunun? Allah Allah. Ha, altında yazıyor. Bir dakika durun. Özelliklerini de buradan okuyabilirsiniz zaten. Evet, bir bataryası işte bunun 7,2 volt diyor. 2400'lük bataryası var. İçinde herhalde evet, içinde şu kağıdı açınca görüyorsunuz zaten ya. Gene de fazla açmayın. İki tane pil var zaten yeşil. Artık sizin drone'unuzun içindeki bataryanın o pillerin rengini yeşil mi, mavi mi, kırmızı mı onu da bilmiyorum. Ama yine de sizi buradan açmayın, sökmeyin. Allah korusun bilen var bilmeyen var tehlikeli. Adamlar da yazmış üstüne bunun DJI diye pilin. Vay DJI. Şimdi arkadaşlar drone kamerası 12 megapiksel 83 derecede bir görüş açısı var zaten. 2,7K çekiyor bu. 30 kare 1080'de 60 kare 50 kare 48 25'e kadar iniyor. Ama 4K değil bak bunu bir kez daha söylüyorum. 2,7K'da 30 kare çekiyor bu alet. İşte bunun öyle sensörleri falan yok yani. Bunun sensör takanlar var. Böyle ışık mışık takıyorlar, sensör takıyorlar buraya ama bu sensörü falan yok. Bunun altta sensörü var. İşte alttan bir engel gördüğü zaman işte yere ineceği zaman, elinizi tuttuğunuz zaman direkt yukarı zıplıyor böyle yani. Ne olursa olsun yukarı zıplama diye bir huyu var yani. Bunda genetik bu DJI'lerde herhalde. Artık DJI'lerde mi, Xiaomi'lerde mi? Sonuçta yukarı zıplıyor bu aletler. Bu kaç derece ya? Bunun kamerası falan 180 derece mi, 360 derece mi? Tam bilgim yok böyle aşağıya iniyor. İşte yukarı çıkıyor falan böyle bir özelliği var bu aletin. Kumandası da zaten drone'u 4-5 kere falan uçuruyor ya. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle drone'u açalım. Bu alet böyle açılıyor işte. Ne yapacaksın? Hava diyeceğim yine bu. Yapacak bir şey yok. Burada bunun düğmesi var. ...249 gram da ağırlığı var. Bunu böyle koyduk ha.
Onun IMO kalibrasyonuydu, pusula kalibrasyonuydu falan da filan da. Bunu böyle açıyoruz. Bunun da işte çubukları var. O çubukların iki tanesi 100 TL. Aga ben yanlışlıkla üstüne oturdum, bir tanesini kırdım. Aman va. Dikkat durun, tamam. DJ'ler de aynı ya bu. Bir basıyor, bir daha basıyor. Ondan sonra zaten açıyor. Eşleşecek şimdi zaten ya bunlar. Ya tabi telefon takılıyor da ben telefon takmıyorum ya. Bak. Niye kırmızı yanım söner? Ya konum bulmadığından, ya kalibrasyon ayarı, pusula kalibrasyonu istediğinden, ya da şarjı bittiği için kırmızı yanım söner bu. Anlıyor musunuz? İşte böyle. Şimdi burada uçurmayın. Bu alet 3 viteste sayabilirsiniz. C modunda 15 kilometre hız yapıyor. P modunda 30 falan yapıyor. S modunda, yani en hızlı spor modunda da 47,5, 47,6. Ama rüzgar olursa bu 40'lara inebilir, bak ben size söyleyeyim. Evet, öyle oluyordu ya. Mesela şuna basılı tuttuğunuz zaman drone eve kendi geliyor. Ya da bağlantısı koptuğu zaman drone otomatik olarak eve kendi gelebiliyor. Buradan şarj oluyor. İşte bu kablo çıkıyor. İşte şu uç giriş yeri Type-C oluyor. Bu Type-C işte micro USB'si var bunun. Lightning'i var falan da filan da. Bunlar antenleri zaten. Şu görmüş olduğunuz yuvarlak düğmeye drone'un kamerasını böyle işte aşağıya indiriyor, kaldırıyor. Şu resim çekiyor. Drone'un zaten kuyguşak modları var. Yani anlatamıyorum arkadaşlar. Yani bu drone'un neredeyse 150 tane var mı özelliği, yok mu bilmiyorum da. Yani çektiğiniz resimleri, videoları bile sosyal medyadan, yani tüm sosyal hesaplarında paylaşabiliyorsunuz ya. Instagram, WhatsApp, Facebook. Yani özelliklerini aklıma geldikçe sayıyorum ben ki. Yani alet küçücük ama özelliği çok ya bunun. Hakikaten ya. Vallahi arkadaşlar sonra görüşürüz, yani ne bileyim, biraz da internetten DJI Mavic Mini epey yazın, özelliklerini oradan bakın. Yani anlatmakla bitmez, yaşamak lazım derler ya, hakikaten öyle bir drone ha. Arkadaşlar drone'unuzu uçuracaksanız 10-12 arası uydu bulun. Uydu bulmadan uçarsanız eğer öyle 0-3-4 gibi, drone en yavaş modunda bile tüm hareketlerini hızlı bir şekilde eder. Yani hızlı hareket eder. C modunda bile, yani en düşük modu C modu, uydu bulmazsanız o modda bile çok hızlı hareket edebilir. Aynen ya, bir kere benim drone delirdi böyle, olduğu yerde döndü 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 360 derece full döndü. Yani uydunun alakası da yok, yani neden olduğunu ben de bilemedim. Vallahi yani ben de anlayamadım benim türlü de. Bir kere benim drone evin içinde uçuruyordum. Yani neden oldu? Pusula kalibrasyonum bozuldu. Uydu bulmadık, ondan mı uçtu? Ya sağa sola gitti, çarpmaya çalıştı falan filan da. Korumalıklar da yok, biliyor musunuz? Bir de ben korumalıklar var, onu da gösteririm şimdi size. Neyse, evin içinde uçuruyorum ben bu aleti. Ya sağa sola çarpmaya çalıştı, işte ben koltuğa indirdim onu, geri geri koltuktan aşağı düştü. İyi ki hiçbir yerine zarar gelmedi aletin. Arkadaşlar bunlar drone'un korumalıkları, ikisi de. İki tane korumalığı var. Böyle yani. İnternetten de DJI Mavic Mini korumalık diye yazıp oradan bakabilirsiniz. Neyse, hoşçakalın, iyi günler.